Ben inanmayabilirim ama var. Sizi enterese etmeyebilir, hiç miyim diye ama var. Modernitenin zaten sıkıntısı benim dışımda düşünce ve duygu dünyası yoktur demesidir yani. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler başlıyor. Efendim merhabalar. Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler. Bilir. Süleyman Çelebi Hazretleri Vesile-tür Necat isimli Mevlid-i Şerif'in bir yerine geldiğinde Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden beyit beyit bahsederek bize o mucizelere karşı Müslüman bakışı nasıl olmalı, kabulün ölçüsü nedir, nicedir, yol gösteren işaretler sunuyor. Onlardan bir kısa bölüm okuyarak ev sahibime döneceğim ve diyeceğim ki baba ne diyor burada bize aşk dilini bilen Süleyman. Hem mübarek başı üzere her zaman bir pare bulut olurdu sayeban. Her yere varsa bile varırdı ol, başı üzere her zaman dururdu ol. Bir bölüm böyle. Hoş işitirdi Irak'tan şöyle kim, işitir idi yakından ol hakim. Uyanık iken nece işitse ol, eyle işitirdi uyurken Resul. Yüzü nurundan karanlığı geceler, yolda yürürdü yiğitler, kocalar. Efendim, düşmene eliyle saçtı toprağı, kur oldu cümle ol kafir yağı. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinden demet demet pare pare sunuyor. Ne diyor efendim Süleyman Çelebi Hazretleri burada bize? Böyle bir hazretle karşı karşıyasınız diyor. Yani bütün evrenin yaratılışına sebep olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle tanıyın diyor. Bu mucizeler üzerinden bir tanıtım yapıyor. Şimdi ne diyor? Teker teker ele alalım isterseniz. Önce şu mucizeyi bir tarif edelim. Ne diyor bu bilim mucize hakkında? Tabiat kanunlarında muhalif olan bir hadise. Taşı bırakıyorsun aşağı düşüyor. Niye? Çünkü yer çekimi var. G ivmesiyle, frenklerin G ivmesiyle düşüyor. 9.81 metre bölü saniye kare. Taşı bırakıyorsun yukarı çıkıyor. Nasıl oluyor? Olmaz diyorlar. Niye? Tabiat kanunlarına muhalif. İnsan merkezli hayata bakışta bu doğru. Çünkü tabiat kanunu ben koymadım, vaz etmedim. Ben insan merkezli hayata bakışta şöyle düşünüyorum. Bu tabiat kanunları ezeli ve ebedidir. Bu bir kabuldür, bir dogmadır, bu bir aksiyondur. Ve bunlar değişmez kabul ediyorum ben. Bu bir bakış. Modernitenin bakışı böyle. Modernite böyle bakıyor. Yani Rönesans'la başlayan ve aklı rehber edilen hareket böyle başlıyor. Fakat bu tabiat kanunlarının ezeli ve ebedi olduğunu ve değişmeyeceğini, bunun bir kabul olduğunu söylemiyorlar. Söyleseler çünkü dogmatik olacaklar, onu hiç istemiyorlar. Ama insan bilgisi ve insanın yaptığı bütün düşünce serüveni, bilgi derken bilimi kastediyorum, düşünce serüveni derken felsefeyi kastediyorum. Lojik olmak mecburiyetten deri ise eğer ki öyledir, mutlaka ve mutlaka bazı ön kabullere dayanır. Şimdi bu ön kabulleri yaptığınız zaman siz artık onu tartışmazsınız. Onun üzerine bilgi bina edersiniz. Fakat bazı hadiseler var, tabiat kanunlarına muhalif. Bunu illüzyon diyorlar, yani yanılsama. İşte gaflet diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar, istisna diyorlar. Fakat bir noktaya geliyor, onu da denmez hale geliyor, külliyen reddediyorlar. Bu bir bakış açısı. Peki dünya sadece insan merkezli, hümanist ve modernist bir bakış açısıyla mı yürümüş bu vakte kadar baktığımız zaman? Hayır. Başka bir bakış açısı da var. O da biraz felsefeyi konuşalım. Aşkın kaynaktan gelen haber. Türkçesi bunun Rabb-i Teala'dan gelen vahiydir yani. Öyle yumuşatarak söylediğiniz zaman insan ha bu çok şey biliyor diyor. Rabb-i Teala'dan gelen vahiy dediğiniz zaman bu gericidir diyor. Bir şey fark etmiyor esasında. Esasında Rabb-i Teala'dan gelen vahiy, lütfu inayet duygulan derseniz daha doğru bir söylem kullanmış oluyorsunuz.
aşkın kaynakta onu biraz böyle soyutluyor. Yerine göre kullanırım ben Deniz efendim yani. İnsanlar çok rahatsız olmasınlar. Onlar da Allah'ın kulu yani. Yazık oluyor gariplere, modernistlere. Neticede aşkın kaynaktan gelen haber, Rabbi Teala'dan gelen lütfu inayet vahiy başka bir şey söylüyor. Cenab-ı Allah diyor ki, beyan buyuruyor ki biz kullarına, bu kainatı ben yarattım. Ve bu kainatın kurallarını da ben koyarım ve koydum. Ha, bu kurallar sadece fizik dünyayı düzenlemiyor. Sosyal, içtimai hayatı da düzenliyor. Zaten tevhid burada ortaya çıkıyor. Yani ben bir mühendis olarak kullandığım Newton yasalarını vaz eden de aynı Rabbi Teala, Hanefi fıkhının ana kurallarını koyan Hazreti Peygamber'in getirdiği şeriat-ı garayı Muhammediye'nin kurallarını koyan da aynı kaynak. Bir bütünlük var arada. Ve bu iki kanun şimdi Batı dualist bakar hayata. İkili bakar. Bunun da temelinde, biraz dağıttım ama toparlayacağım merak etme yani. Bunun da temelinde Roma kilise çatışması yatar. Roma seküler bir devlettir, çok güçlüdür. Fakat kilise Roma'nın yerini aldı. Biraz Romalaştı, Roma'yı kiliseye çekemedi. Orta Avrupa tarihine baktığınız zaman kral ve kilise çekişmesi vardı. Temelinde Roma ile Sempol'ün çekişmesi yatar. Bu halen devam ediyor. Dolayısıyla Batı için özel hayat, kamu hayatı, işte dini hayat, dünyevi hayat vardır. Ama Rabbi Teala öyle söylemiyor. Fizik kanununda koyan benim, kimya kanununda koyan benim, biyolojiyi de koyan benim, aynı zamanda sosyal hayatı düzenleyen, hatta ruhi hayatı düzenleyen, ilmi ledün kurallarını da koyan benim diyor. Modernitede hiç ilmi ledünden söz edilmez. Neticede demek ki bu Rabbi Teala bazı kullarına ihsan-ı inayet buyurur. Onları tabiat kanunlarına belli bir zaman için mecburi ve muti kılmaz. O yasağı kaldırıyor. Onun bıraktığı taş yere düşmeye göğe çıkıyor. Çok mantıklı değil mi? Eyvah. Bu söylemle baktığınız zaman bazı kullarına, nasıl bazı kullarını güzel yaratıyor, bazı kullarını Hazreti Yusuf gibi yaratıyor. Hanımlar diyorlar ki bu melek, haza melek diyorlar yani. Bir hanım gözünden bir erkeğe haza melek demek çok kolay değil. Ve ellerini kesiyorlar elma soyarken. Öyle şaşırıyorlar yani. Bazı kullarına çok güzel ses veriyor. Hazreti Davut gibi. Bazı kullarına çok pehlivan gibi yaratıyor vesaire vesaire. Efendim doğa, tabiat bilmem ne, o bir bakış açısı. Bir bakış açısı da böyle yani. Başka bir hadise. Ha, buna inanmak zorunda değilsiniz. Ama bir bilgi olarak böyle inanan insanlar var. Ve bu inanan insanların düşünce sistematiğinde bu iş tutarlıdır. Yasayı koyan, icabında bazı kullarına istisnai haklar, yeni tabirle ayrıcalıklar, eski tabirle imtiyazlar verir. Sonra alabilir. Bazısına hep verir. Hiç belli olmaz yani. Onun için uyurken de sesi duyar. Çünkü duyuran İslami noktadan baktığınız zaman Cenab-ı Allah'tır. Siz o ses fiziksel gider zihninize, hiçbir şey duymazsınız. Böyle çok olur. Mühim olan algının açık olmasıdır. Başka şeyle meşgul olun. Adam bir şey anlasın, hiç farkında bile olmazsınız yani. Peki bunu, bu kudreti veren Allah uyurken duyuramaz mı? Mantıken evet Allah. Uyanıkken de duyurur. Peki bir de şu var, gözsüz görüyorum rüyada nasıl diyor şair. Rüyada koku alıyor muyuz? Görüyor muyuz? Üzülüyor muyuz? Seviniyor muyuz? Zahir hayatta yaşadığımız ve yaşamadığımız birçok ahval. Yaşadığımız zaten evleviyet de var. Yaşayamadığımız birçok ahvali, huzuru, sükunu rüyada duyuyor. Nasıl oluyor bu iş? Kalp gözü diye bir şey var. Oraya ilka ediyor yani. İlham ediyor oraya. Peki rüya, gene İslami kontekste baktığımız zaman söyleyelim. Hazreti Yusuf'un rüyaları, Hazreti Yakup'un rüyası. Bütün bunlar belli bir kontekste baktığınız zaman bir realite. Ben inanmayabilirim ama var. Sizi enterese etmeyebilir, hiç mühim değil ama var. Modernitenin zaten sıkıntısı benim dışımda düşünce ve duygu dünyası yoktur demesidir yani. Postmodernler şimdi onu alay ediyorlar. O bakımdan mucizat-ı peygamberi ve keramat-ı evliya,
Bunlar birbirinin cüzüdür, birbirini tamamlarlar. Çünkü büvvet bitti ama velayet devam eder. Tabi kıyamet. Velayet yani peygamberlerin varisleridir alimler. Bu hem zahir ilmi, ilmi şeriatı, Garra-i Muhammedi hem de ledün ilmi. Her ikimde Efendimiz de mevcuttur çünkü. Alim isminin bütün insana verilebilecek bütün evsafı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcuttur. Ne kadar verilebiliyorsa. Alim ismi o kendisine ait. Biz o ismin muhtevasını da bilmeyiz, şumulünü de bilmeyiz. O öyle bir derya. Ama kuluna veriyor. Benim çok sevdiğim Newton'a da vermiş, Einstein'a da vermiş, Gazali'ye de vermiş, Cabir'e de vermiş, verir. Bana da verdi. Verdi ya. Diplomaları aldım, doktora yaptım, bilmem ne yaptım, konferanslar verdim. Çelik strüktürler yaptım, bilmem ne. Vermiş yani. Öyle vermiş, böyle ama vermiş. Kiminle vermiş? Hocalarım, Allah rahmet eylesin. Vesile olmuşlar, onlar üzerinden vermiş. Vermeseydi, hocalarım da bakarlardı böyle gökyüzüne. Ne derlerdi bilemem yani. Böyle bakınca hayat çok güzel, çok renkli, çok güzel. Akıyor çünkü yani. Rızkı verdiği gibi, ilmi de veriyor. Nefes almayı verdiği gibi, fazlı verdiği gibi. Dolayısıyla yani çok fazla düşünmeye de gerek yok. Cenab-ı Resulullah'a da vermiş yani. O Süleyman Çelebi de o verdiklerini söylüyor yani. Başı üzerinde bulut diyor, geziyor diyor. Eyvallah, gezdirir yani. Bulut da onun çünkü yani. Rüzgar da onun. Böyle baktığın zaman hayat çok güzel. Kul da onun. Biz de onunuz yani. Öyle götürür, böyle giderir, yapar yani. Allah şeytana fırsat vermesin. Amin. Bu kadar basit yani. Mesela orada nazar meselesi var. Siması diyor, ışık aydınlatıyordu insanı diyor. Şimdi elektrik aldık diyorlar, elektrik alamadık diyorlar. Elektrik dedikleri şey hissi manevi. Bazı insanlar feyiz zuhur eder. Kendi bilmez o feyzi zuhur edip etmediğini. Eder o feyiz ona. Giydirilmiştir. Feyyaz ismi var ya, oradan giydirilmiştir yani. O onu verir. Kendi de ne yaptığını bilmez. Yani her kuluna mı? Yok, bazı kullarına. Peki nasıl seçiyor? Onu biz bilmiyoruz. Hiç umulmadığına da verir, umduğuna da vermeyebilir yani. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman mucizat-ı peygamberi tabii ki haktır. Çünkü sahibi var. Sahibi istediğine verir, istediğine vermez. Bu kadar basit hadise. Bu kadar da netti yani zihnimde elhamdülillah. Ne yapalım böyle. Eyvallah. Şunu sormak isterim böyle. Desturumuzla. Mesela bu çok uzun oldu galiba ama. Ya, çok güzel oldu. Aydınlatıcı oldu değil mi? Biz de aydınlandık bu arada. Şunu söyleyeyim, bazı hakikatlerin tekrarı insanı da yani ruhen Frankler refreshment diyorlar, refresh eder, sizi tazelendirir, hayata dönür, hatırlatır. Ya, bakımdan iyi oldu, sağ olun, teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir de kimden duyduğunuz da mühim. Bir hadise hatırlıyorum. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri eve gelmiş, gece uyuyacak, uyku tutmuyor Hazreti. Oturuyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, uyku tutmuyor. Dışarı çıkıyor, kapıda birisi bekliyor. Tabi o zaman cep telefonu, mesaj, SMS bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kapıda bekliyor. Anlıyor ki o uyutmuyor. Evet. Buyur diyor, onun da bir müşkülü varmış, onu soruyor. Hazreti Cüneyd cevabı verince adam dönüp kendine demiş ki, ah be nefsim demiş, bunu sana 100 defa söyledim ama Cüneyd'den duymayınca sen iman etmedin. Kalkmış gitmiş. Öyledir. Evet. Bazen kimin söylediği de tabii. Çok bambaşka hale geliyor. Tabii. Efendim yaşadığımız çağ böyle görünür olana itimat et, aklına izah edebildiğini kabul etmek. Böyle bir çağda yaşadığımız için Müslümanlar olarak bile peygamberlerin mucizelerine bakarken ya da Evliya-i Kiram Hazretleri'nin kerametine bakarken bir böyle sanki sendeliyoruz, bir böyle net duruşumuz yok gibi. Bu nasıl kavileşecek? Türkiye için söyleyeyim bunu. Şimdi ben iyi kötü yani garbı takip ettim, etmekteyim vesaire genel hatlarıyla. Bu sosyal medya Batı'yı da epey sarstı. Türkiye'yi ciddi şekilde sarstı. Çünkü Türkiye'de kendi kültürel köklerinden ciddi bir kopukluk yaşandı. Bu bir realite. Araya giren boş zamanlar, özellikle genç nesilleri yani, genç nesiller dersem 50-60 yaşta dahildir buna, kendi kimliklerinden bir haber hale getirdi. Tabii çok etkili oluyor sosyal medya. Yapabilenler için postmodernite okumalarını tavsiye ederim.
Yani modernitenin çok ciddi manada eleştirilir. Hatta mizahı var postmodernitede. Modernistlerin kendileri de yazıyorlar bunları. Çıkıyor ortaya. Yani akla bu kadar güvenmeyin diyorlar yani. Beş duyuya bu kadar güvenmeyin diyorlar. Varlığınıza bu kadar güvenmeyin. Başka aktörler, faktörler de var bu hayatın içinde diyorlar. Bu yaşanacak bir kader. Yani Evliyaullah'ın keramatı işte olur mu efendim? Şimdi burada mühim olan bireyin kendini merkeze koymasıdır. Zaten humanitenin yani temel argümanı odur. Bireyi hayatın merkezine koyar. Bireyi hayatın merkezine koyduğunuz zaman hayatta çok mühim bir şey var. İnsanın aradığı bir şey var. Yanılmama. Şimdi kilise ben yanılmazım dedi. Bu halden devam ediyor. Papa yanılmaz diyorlar. Biz İsa'yı bir peygamber olarak görüyoruz. Kilise öyle görmez. İsa bir tanrıdır. Tanrı yanılmaz. Tanrı yanılmayınca onun vekalet verdiği Saint Peter'de kaya meselesi var. O taraflara girmeyelim. O da yanılmıyor. Papalar Saint Peter'in vekili olduğu için onlar da yanılmıyorlar. Böyle gidiyor. Yanılmama çok mühim. Hümanitede insan aklı yanılmıyor diyor. Bu bir kabul. Bu kabulü yapıyor. Ama insan aklı yanılıyor. İnsan aklı yanılınca işte onca oluyor yani. Dolayısıyla çağımız böyle bir çağ. Türkiye özellikle bu sosyal medyadan dolayı bir ciddi dalgalanma yaşıyor ama Batı'yı biraz takip ederseniz postmodernite yeni çıkmadı. Nietzsche ile başlıyor hadise. 1901 Nietzsche'nin vefatı. 121 sene geçmiş üzerinden yani. Merak eden zihinler biraz bakarlar. Çok kolay bir problem değil. İnsanın ben tahtından inmesi. O çok güzel bir taht çünkü. O güzel bir taht. Halbuki bu ben tahtı böyle hadi yani 20 ile 30 yaşlarda iyi de 60-70 yaşlarda biraz sıkıntılı ben tahtı. İşte onun için sağını solunu gerdirirsin. Çok paran varsa kalbini değiştirirsin. Bir zengin var Rockefeller. Biz onun yok da. Tabii biz fakir adamlarız yani. Buz pateni sahası vardı Rockefeller Center. Oraya bakardık yani. Center'a çıkamıyordu çünkü sizi kapıdan kovarlar bizi yani. Böyle. Üç defa kalbini değiştirmiş, işte beş defa memnun olmuş. 100 yaşını kutlarken demiş, 200 yaşına kadar yaşayacağım. 101 yaşında ölmüş garip yani. Böyle. Niye gülüyorsunuz? Eyvallah efendim. Bir aktör var Türkiye'de, o da diyor ki ben inanmıyorum diyor. Öbür taraftan tabii hakkıdır, inanmaz. Bir gün daha fazla yaşasam kârdır diyor. O da ne yapalım, herkesin bir kaderi var yani. Ama tabii aktörler için zor bir hayat çünkü şekil şemail bozuluyor yani. Kurudum da kadid oldum kumlarda, sefer bekleye bekleye her gün ben. Enginlerden bir rüzgar esmez mi serin serin, pul pul ürperişler geçer içinden. Bırak beni sahil, bırak beni kum, insaniyetinize sığınıyorum. Zeki Ömer Defne, sahildeki tekne. Bırak beni sahil, bırak beni kum, insaniyetini. Böyle oluyor ya. İnsan kadid oluyor, kuruyor. Ama hayat böyle bir şey yani. 30'lu 40'lı yaşlar güzel. Plastik cerrahi ilerledi, 50 yaşlar da fena değil. Ama iç organize bir şey yapamıyor. Sağ sol sarkıyor. Ne yapalım böyle? Mucizeye inanan rahat yaşar. Rahat eder. Şöyle bir ölçü var mı? Keramet, keramete inanır, çok rahat eder. Eyvallah, Hacı Baba der, otur aşağı. Nasıl ölçü? Mesela Evliya-i Kiram Hazretleri'nin kerametini kabul eden, Peygamber-i İzam zamanında yaşasaydı, mucizeye de eyvallah diyecekti. Hiç şüphe etme. Değil mi? O da, şimdi bu mantıken böyle ama göstermezse, zaten bütün sıkıntı aklı rehber ettiğimiz zaman başlıyor. Hayatı akılla izah edebilirse, derseniz edin. Bu mümkün olmadığını Batılılar gördüler. Zaten Sartre oradan çıktı. Ben içeride baktım kitaplara bayağı Sartre var. Bayağı da okumuşum. Sonra sıkılmışım bırakmışım Sartre'ı. Ne okuyorsun? Fuzuli okuyorum abi. Çok iyi geliyor. Bulantı vermiyor. Yunus Emre okuyorum. Pek iyi geliyor yani. Bir garip ölmüş diyorlar. Üç günden sonra diyorlar. Soğuk su ile yiyorlar şöyle garip pencileyi. Hepimiz gurbetteyiz baba. Ey garip bülbül var. Biz garip deyince hani fakir makir, hayır gurbette deme garip. Ey garip bülbül diyarın kandedir diyor yani.
Neyse işte öyle bir şeyle. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler sona erdi.